Medya Mahallesi devam ediyor. Yazgül Aldoğan'la birlikteyiz. İki sıcak gelişmeyle başlıyoruz. Dolar zaten güne Ocak ayından bu yana, yani yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı 2.31 ile. Şu anda dolar 2.32. Hani adım adım diyeceğim, adım adım da değil, koşar adım neredeyse çıkıyor. Durur mu? Nerede durur? Bir de çünkü belli bir seviyeyi aştıktan sonra işte diyelim ki 2.10'un altına inmesi daha da zorlaşıyor. Yani dolar düştü deniyor. Nereye düşüyor? 2.23'e, 2.24'e düşüyor. Oysa 2013 rakamlarına baktığınızda bu zaten çok alevli, havaleli bir oran. Bir bu gelişmeyi vereyim. İkincisi şu, zaten bu konuyla devam edeceğiz. 14 Aralık operasyonuyla ilgili olarak Hüseyin Gülerci emniyette gözaltı listesindeydi. Aslında yeri yurdu belliydi. Yani o gözaltı listesindeki herkes gibi gidip o da alınabilir ve polis eşliğinde emniyete getirilebilirdi. Ona bir ayrıcalık yapıldı belli ki. Bugün kendisi gitti emniyete ve şu anda da ifade vermekte. Hani bir yani Yalova'dayım, yapılmış bekleyin ama, gelirim falan dedi. Hoşluk yapılmış ama zaten o listede niye var? Ben onu anlamadım. Evet, çünkü yani epeydir yollarını ayırmıştı, evet. Ama işte demek hatta ki neredeyse itirafçı gibiydi. Ama yani işte gibi unutmuyoruz da. Demek ki yani. Kindarız çok malum. Çok ilginç. Yani hani ben tutuklanmasını beklemiyorum Hüseyin Gülerci'nin. Hatta bugün içinde serbest bırakılıp, çünkü bazıları mahkemeye bile çıkartılmadan serbest bırakıldı. 4 gözaltından, kişi toplam gözaltından gönderildiler. Ben Hüseyin Gülerce'nin de mahkemeye sevk edilmeden tutuklama talebiyle falan, hı hı, gönderileceğini düşünüyorum. Ama bakalım, göreceğiz, belli olmaz hiçbir şey. Şimdi serbest bırakılanları da söyledik. Dizi senaristi, dizi yönetmeni falan. O diziler, onu da belki konuşmak lazım. Şefkat Tepe ve Tek Türkiye dizileri. Hı hı. Tek Türkiye, evet. Esas şimdi Tek Türkiye. Bu mesele, hani Tek Türkiye için iddia şu, bu tahşiyeciler diye bir terör örgütü yaratıldı. Sahte olarak kumpas yapıldı bir Nurcu gruba ve Tek Türkiye dizisinde de bu algı yaratıldı. Yani Twitter'da, sosyal medyada yıkılıyor ortalık. O zaman Kurtlar Vadisi. Aynen, değil mi? Kurtlar Vadisi'nde ne oluyor diye. Şimdi bir de tabii bu Şefkat Tepe dizisi bütün bunlardan bağımsız olarak doğrudan doğruya Erdoğan tarafından hedef alınmıştı. Hani bir kamyonette Hazreti Muhammed gösteriliyor, bu nasıl olur falan diye. Herhalde bunları ona yetiştiriyorlar, değil mi? Yani bu kadar meşgul bir insanın bu dizilerden falan nereden haberi var? Yani benim bile haberim yok. Biz tabii sabahtan akşama oturup Samanyolu TV izlemiyoruz tabii. Evet, ama onlar yani bir kere tuhaf bir her şeyden haberleri var. Hani benzetmek gibi olmasın, deli enerjisi diye bir enerji vardır ya. Böyle bir enerjiyle her şeye yetişiyor Erdoğan. Ha, çünkü her şeye yetişiyor. Bir de seçimlere kadar, hemen bir parantez açayım, sıkı sıkı emir vermiş, gündüz gece her an bir yerlerde konuşma yapmak üzere. Evet, evet. Her dakika, her dakika. Bu çakma Şebi Arus törenleri falan da o. Yani çünkü Konya'daki Şebi Arus'a gittiği zaman konuşmuyorlar, biliyorsunuz, siyasetçiler. Bunun bir konuşması lazım. Onun için İstanbul'da bir çakma Şebi Arus düzenlendi. Bütün Alişan'ından işte sevgili şeyine, Yavuz Bingöl'üne şarkılar söylediler. Nasıl bir Şebi Arus? Herhalde Mevlana 30 bin defa dönmüştür garibim mezarında. Böyle Erdoğan bugün de TÜBİTAK'ta konuşacakmış. TÜBİTAK'ta konuşur, çok iyi konuşur. Çünkü gene
Bunlar matematik. Günde iki defa, bir sabah bir akşam mutlaka, yani mutlaka bir şey var. Vardır ama bugün önce TÜBİTAK'ta konuşacakmış, bilmiyorum. Ben gündemden bakıyorum. TÜBİTAK'ta hani bilim falan, bunlar matematiği, fiziği zorunlu yapmaya ses çıkarmıyorlar da din dersine laf ediyorlar diyecek mesela. Bilim konusu gelince çok coşuyor. Erdoğan çok keyifli oluyor doğrusu. Ama yani hakikaten işte bir diziyle uğraşmak. Bu arada gene Erdoğan şeye kızmış, o kadınların birinde Küçük Kıyamet dizisinde Azrail insan gibi tasvir edilmiş, buna köpürmüş. Ay, ay Diyanet seni, telefonu gibi olmuş. 2014. Her şeyden haberim var. Evet, olmuş valla. Hakikaten olmuş. Ben de gazetelerden not aldığım notları paylaşıyorum sizlerle. Şimdi gelelim medyanın, mahallenin manşetleri, evet, gördük ama mahallemize. Sosyal medyada ilk tweetler, köşeler vesaire, medyada kim ne yaptı, ne dedi? Bu konuda açık ara Ahmet Şık birinci. Çünkü Ahmet Şık çok güzel de bir mesaj verdi. Dedi ki, birkaç yıl önceki faşizm döneminin kudretli sahiplerinden cemaatin bugün yaşadığının adı da faşizmdir. Faşizme karşı çıkmak erdemdir. İşte görüyorsunuz ekranda. Ahmet Şık bu tweetiyle hani günün en şık adamı oldu. Evet, Ahmet Şık o dönemde de dokunan yanıyor diye bir şey söylemişti. Dokunduğu cemaat şimdi yanıyor. Ama çok şık bir şekilde hakikaten ve gerçek bir gazeteci kimliğiyle, çünkü gerçek bir tabii demokrat kimliğiyle asıl olan buna çünkü karşı çıkıyor. Faşizme karşı çıkmaktır, evet. Baskıya karşı çıkmaktır diyor. Evet, ve karşısında da şey cevabı da fena değil tabii. Yani biz senin hakkını savunamadık, helal et. Aha, ekran dumanlı demiş değil evet, mi? Evet, evet, biz senin hakkını savunamadık. Evet. Ama çıkınca demiş, ilk görüşeceğim kişi Ahmet Şık olacak demiş. Ekrem Duman'da. Laf kaçacaktı ağzımdan, neyse yuttum. Demokrasi kurbanları mı diyeyim, ne diyeyim yani. Yani şu çok acıklı değil mi peki? Yani illa ki insanların bazı gerçekleri görmesi için damdan düşmeleri mi gerekiyor? Herhalde öyleymiş. Yani, herhalde. Bu vardı yani, bunun nasıl böyle bir aymazlık içindeydiler, özellikle bizim entelektüel takım, tabii ben onları şimdi çok merak ediyorum. Bir dakika, aydın, entelektüel liberal aydınlarımızın deyince, neler söylediklerini, neler yaptıklarını. Sen bu pası verince ben gol atmadan duramayacağım, kusura bakmayın. Evet, en liberallerinden Hasan Cemal'i tek geçerim. Çünkü Hasan Cemal, şimdi bakın, Hasan Cemal'i insan olarak çok severim. Hı hı. Sen de herhalde geçmişte. Evet, geçmişte yani dostluk, hani, evet. Böyle bir hoş, çelebi hali onun için çok vardır. Acıtıyor. Çok, ha, çok. Onun için acıtıyor, yoksa yani. Şimdi Hasan Cemal bu balyozda, Ergenekon'da nasıl bir tutum takındı, nasıl Erdoğan'a destek verdi. Onların dışında da verdi destek. 12 Eylül referandumunu sahi zannetti. En büyük evet, çılgınlık o referandumdu. Evet dedi. Evet. Hadi Ergenekon'u balyoz geçelim ama evet, orada da aldandı. Şimdi Ahmet Şık'ı tanıyordu ya da tanıması gerekiyordu. Tanımadı mı? Aynı binada çalıştılar yıllarca. Sustu. Ahmet Şık'ın bir terör örgütü üyesi olabileceğini söyleyenlere inandı. İnanmasa da sustu. Evet. Bizim söylediklerimize karşı bana şahsen hani paşacı diye böyle laflar attı. Beni bir yerlere, yönetime şikayet etti vesaire. Evet. Bana şimdi da televizyonda, oralarda, ekranlarda hakaret etti. Değil mi? Evet. Şimdi sonra gitti Hasan Cemal dün şey yaptıktan sonra, Ekrem Dumanlı gözaltına alındıktan sonra Zaman gazetesine destek için gitti. O fotoğraf işte burada, deve tüyü rengindeki kazayla görüyoruz Hasan Cemal'i. O gazetenin yapılışına vesaireye bakıyor ekrandan. Şimdi Hasan Cemal'den böyle bir destek. Ama yanı sıra, yani
Ekrem Dumanlı, biz senin hakkını yemişiz, seni savunamamışız, özür dileriz. Özür dilerim Ahmet Şık dedi. Herkesten özür dilemedi ama ondan diledi. Neyse, her neyse özür diledi. Yanlış yapmışız dedi. Hasan Cemal'in ne borcu var? Onun Ganj'da yıkanması lazım. Hindistan'a gidip diyorsun. O kadar çok borcu var ki gerçekten. Yani şimdi o da kendini bir parça mağdur hissediyor tabii. Yani işte bir gazete köşesinde değil. Çok evet. O da damdan kişi, evet, çok kişi tarafından dışlandı, selam verilmiyor, suçlanıyor. Bunun rahatsızlığı içinde tabii ama bilmiyorum, yeni bir kitap yazar da belki ben nerede yanlış yaptım, nerede yanlış yaptım diye tekrar temize çeker mi kendisini bilmiyorum ama yani bu dönemler turnusol kağıdı gibi tabii, çok acıklı. Tabii. Nerede durduğun, niye orada durduğun çok önemli. Şahısların isimleri hiç önemli değil. Ama sen gerçekten adaletin, demokrasinin, fikir özgürlüğünün yanında durduğun zaman pusulanı çok net tayin ediyorsun kimin yanında duracağının. Yani önemli olan ilke sahibi olmak, yoksa Ahmet'i Mehmet'i savunmak değil. Yani sen bir ilkeye inanıyorsan ve o ilkeyi savunuyorsan, o zaman o ondan ötürü kim mağdur ediliyor, kim haksızlığa uğruyor çok açık, yani kimi savunacağın çok açık. Yoksa biz bu yanında durduğumuz insanların hiçbirini tanımazdık ki. Tabii. Yani ben hepsiyle Silivrilerde falan tanıştım. Ben zulüm kurbanı oldukları ya, için bırak, durduk yanlarında. Subayları, onları hepsini biraz. Hayır ama bir İlhan Cihaner. Silivri'de karşı tanıştım. Evet. Tanımazdım. Ya ben de Mustafa'yı tanırdım tabii ama mor samimi arkadaşım değil. Bazı fikirlerine katılmam. Bunlar hiç önemli değil. Düşün. Evet. Ahmet Şık'a zaman zaman kızmışımdır, yaramazlık yapıyor işte. Gazeteci olarak izlediği bir takım mitinglerde falan heyecanına kapılıp da mitingciymiş gibi davranıyor diye. Çünkü etik olarak ben ona da karşıyım. Ben gazeteci olarak izlediğim, inan ki hani gösteride bile, gösteri derken bir sanat gösterisinde bile neredeyse alkışlamayı, ya alkışlamasam mı acaba, ben burada gazeteci kimliğimle oturuyorum diye düşünen bir insanım çünkü. Mümkün ama sen olduğu kadar sessiz çığlığa falan katıldın. Tabii ki katıldım ama tabii ki katıldım çünkü orada çok ciddi bir haksızlık var. Ay, ama aynı şey değil mi? Yani bir mitingde niye düzenlenir bir miting ve niye orada sorun yaşanır? Söylemek istediğim şu, bütün bu olaylardan önce mesela bir eylem var, gençler bir eylem koyuyor. Sen de gazeteci ama olarak orada fotoğraf çekiyorsun. Tamam ama yani o eylemi destekliyor olabilirsin. Yok artık, orada fotoğraf çekiyorsan gazeteci olarak ve haberini yazacaksan o eylemi için. Ama sen için, Silivri'ye haber yapmak için, yazmak için gidiyordun. Hem de destek için gidiyordun. Ama ayrı mı? Zaten ayrı tabii. Yani şimdi ben Beşiktaş'a insanların yanında durmaya destek için gidiyorum. Ama sonra yazıyordun. Ama Silivri'ye haber takip etmek için gidiyordum gerçekten. Çünkü orada bir şey oluyordu ve kimse yazmıyordu. Orada olup bitene uzak diye, işte gözden kaçılıyor diye inanmadıkları için ve benzeri kimse dile getirmiyordu. Onun için orada gerçekten gazeteci kimliğiyleydim. Tabii ki orada ağlayan kadınları gördüğün zaman, boynu bükük oturan sanıkları gördüğün zaman için paralanıyor. Çünkü bir de uyuklayan savcıyı görüyorsun. Dinlemeyen, söz vermeyen hakimi görüyorsun. Orada bir tiyatro oynandığını görüyorsun. Yani sonuç olarak sen de insansın. Şimdi bu meselede o kadar çok canı yanan insan oldu ki gerçekten, Ergenekon ve Balyoz'da, o da TV davasında keza, casuslukta. O kadar çok KGK'da, var ki İstanbul casusluk, bütün casusluk davalarda, özellikle özel yetkili mahkemelerin baktığı davalarda hepsinde büyük haksızlıklar oldu. Şimdi Ekrem Dumanlı tabii, Ahmet Şık günün en şık ismi ise, Ekrem Dumanlı da hani manşetlerdeki isim, günün ismi, manşetlerde o var hep, Ekrem Dumanlı görüntüsüyle vesairesiyle. Şimdi bir yazı yazmış
gözaltına alınmadan önce. Bugün Zaman Gazetesi'nde, pazartesileri zaten köşesi olur hep, orada yer verilmiş. Diyor ki, tam yayılım ateşinin altındayken ve meslektaşlarımızdan destek beklerken ama siz de yanlış yapmışsınız gibi eleştirilere maruz kalıyoruz, diyor. Bu oldu gerçekten, kim bilir, ama siz de bak öyle yapmıştınız dediler. Devam ediyor. Tabii herkesin fikrine, eleştirisine saygı duyuyorum. Lakin meselenin doğru anlaşılması için kısa bir şerh düşmekte fayda var. Biz Ergenekon soruşturmasına dürüstçe sahip çıktık ve elimizden geldiğince samimi destek verdik. Sebebi çok açık. Bu ülkede defalarca darbe yapıldı ve darbecilik bir gelenek haline geldi vesaire. Demokratik ve hukuki bir tavır olarak yürüttüğümüz Ergenekon karşıtı yayınlarda hata ettiğimizi düşünen meslektaşlarımıza çıkabilir ama yanı sıra, diyor. Şimdi hala daha yani biz burada kendi ifadesiyle ne diyor? Dürüstçe sahip çıktık, samimi destek verdik, demokratik ve hukuki bir tavır olarak yürüttük. Hiçbiri doğru değil bunların. Ben de hayretler içinde dinliyorum okuduklarını. Bugün ki gazetede, yani hani damdan düşerken yazılmış bir yazı bu. Sahiden damdan evet. düşerken bunları yazmış hala evet. daha. Evet. Hangi demokratik, hangi hukuki tavır? Yani Türkan Saylan için yazılanları, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ndeki kızlar, harp okulundaki gençlere ya da genç teğmenlere peşkeş çekiliyor haberlerini. Biz nerede gördük? Ay, korkunç, korkunç yani, iftiralar atıldı insanlara. Korkunç yani, çok çok acıklı. Ve geçen gün yine biri bana, yanılıp gittiğim bir televizyon kanalında, evet maalesef böyle hatalar yapılabiliyor. Şeyden bahsediyor, misyoner yetiştirdi diyor Türkan Saylan, diyor o burslarla, diyor asıl misyonerleri siz yetiştirdiniz dedim, yani ışık evlerinde kim yetiştirdi, ne misyoneriymiş peki, ha, yani ne misyoner yani, ne cumhuriyet, cumhuriyet tabii, tabii ki, ama cumhuriyet kadar büyük düşman mı vardı, cumhuriyet, cumhuriyet misyonu yani evet. misyoner nedir, görev bilen kişidir, evet, cumhuriyete misyoner yetiştirilir hanımlar beyler, hayır, hayır yani hiç. Hayır yetiştirilmez, çünkü cumhuriyet kötü bir şeydir. Onun yerine ümmet ve Osmanlı var. Sanki Osmanlı İmparatorluğu da övündükleri ve illa geri dönüp tekrar yaşatmak istedikleri, hani ihtişamlı dönemindeymiş gibi. Bitmişti, batmıştı, çökmüştü. Osmanlı mı kalmıştı? Yoktu ki. Padişah kaçmış, teba sokaklarda, aç sefil ve cahil. %1'i filan okuma yazma biliyor. O şimdi hani yazalım çizelim dedikleri Osmanlıca. Buna mı geri dönülecek? Yani Osmanlıca kim konuşuyordu? Sokaktaki köylü mü? Türk köylüsü mü? Ne? Onlar sadece bir lokma aş için ekip biçen izzalı insanlar. Asker devşirme. Bütün sultanlar şeyden savaş ganimeti olarak getirilmiş batılı esir kadınlar. Yani Yezidilere yaptıklarını Osmanlı'da işte Sırbına, Rusuna, şusuna busuna yapmıştı. Bir tanesinin Osmanlı padişahlarından kaç tanesinin anası gerçekten Türk? Kötü yani. Hiçbiri değil. Yani en yakını herhalde Çerkes falan. Hepsinin annesi yabancı gelin. Hadi öyle tabii, diyelim tabii. filan. Bunu savunuyor yani. Bu düzeni savunduğu için de cumhuriyete tukaka diyor. Ya bitmiş kül kalmış artık. O küllerin üstünden bir cumhuriyet kurulmuş ve yaratılmış yeni bir düzen. Olan bir şeyi yıkmamış ki insanlar. Neyse. Şimdi tekrar Ekrem Dumanlı'ya dönecek olursak. Hakikaten damdan düşerken yazılmış bir yazıdan alıntı yapıyorum. Belki düştükten sonra yani çıktıktan sonra belki başka bilmiyorum. Bir şey yazar. Çünkü ben sana bir şey söyleyeyim mi Ayşenur? Ben çok uzun süre tutuklama kararı falan çıkacağını hiç zannetmiyorum. Öyle mi? Hiç. Yani çok uzun süre bile kalacaklarını zannetmiyorum. Şu anda bile işte içeride işkence yapılıyor falan gibi laflar dolaşıyor. Ne işkencesi, oturmuş konuşuyorlardır. Yani evet. zannetmiyorum bunun çok, bu bir gözdağı çünkü bak. Gözdağı bir taraftan ama, bu bir gözdağı. Yok, gözdağı yani biz ama, bunları o... aldık. Şimdi sizi de alabiliriz. Sıra size geliyor. Konuşmayın, yok, yazmayın filan da var. O gözdağının
artık bence manası kalmadı. Şöyle, yani bunu yaptıklarını, yani Gözdağı 12 senedir aralıksız yapılıyor zaten. Evet, evet, ama hala şimdi hala sesi çıkanlar şimdi var. Ben burada bu kadar çabuk bırakacaklarını zannetmiyorum. Ha şu olabilir. Amerika'dan, AB'den vesaire abilerden o bir kadar gelir. Başladı gerçekten, yani kameraların karşısında veriliyor tepkiler. Hı-hı. Ama siz ne yapıyorsunuz diye bir şey gelebilir. Yani Avrupa Birliği diyor ki eğer bu böyle olursa Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği hayaldir diyor. Yani medyasına böyle yapan bir ülkenin Avrupa Birliği üyeliği hayaldir diyor. Ya demişken ne olur şunu paylaşmama izin verin, sen de izin ver sevgili Yazgül'ü. Şimdi Rusya Başbakanı Medvedev Ukrayna'ya sataşmış. Onların Ukrayna ile büyük bir meselesi var ya. Demiş ki Ukrayna AB üyesi olmak istiyor. Hani bir tür hayal görüyor der gibi. Şu bir gazete için makale kaleme almış. Yani hani lafın gelişi çıkmış bir şey de değil. Konuşurken ağzından bir laf kaçar ya, öyle de değil. Bayağı bir makale kalemi almış. Medvedev şöyle demiş. Ukrayna ne zaman AB'ye girecek? Türkiye'den sonra. Peki Türkiye ne zaman AB'ye üyesi olacak? Hiçbir zaman. Şimdi bir dakika, Putin yeni gelmişti Türkiye'ye, Erdoğan'la görüştü. Acaba Putin mi söyledi Medvedev'in kulağına fısıldadı? Patron korkma, bunların hiç AB'ye girmeye falan niyeti yok. Bu dedi acaba, bilmiyorum ki. Öyle değil mi? Yani çok çok net. Zaten çok net gözükmüyor mu? Nereye girmeye niyetimiz olduğu? Hayır, belki hani öyle olduysa serbest bırakırlar diyeceğim ama ben zannetmiyorum. Özellikle Ekrem Dumanlı'nın, bak Ekrem Dumanlı ve Hidayet Karaca'nın. AB değil ama ABD. AKP. ABD. Ay şey, ABD pardon. ABD olabilir. Evet. Bir o ihtimal olabilir. Evet. Şimdi devam ediyorum Ekrem Dumanlı'ya. İşte biz Ergenekon'da son derece demokratik, hukuki bir tavırla yaklaştık haberlere falan. Konuştuk ne olduğunu. Buna rağmen diyor yine de konuda bu böyle yayınlarda hata ettiğimizi düşünen meslektaşlarımız çıkabilir. Onlara canı gönülden soracağım tek soru var. Diyelim ki siz haklısınız ve bazı yayınlarımız ölçüyü aştı. Aynı yanlışı sizin bize yapmanız mı gerekiyor? Bu ön alıyor. Bizi savunun lütfen. Bizi savunun. Biz aslında aynı mahallede yaşayan kardeşleriz. Ve bir de hani zaman özgür düşüncenin halkla el ele verdiği ve toplumsal gerçekliğin medya ile bütünleştiği önemli bir fikir merkezidir. Burası yıkılırsa bütün medya sele kapılır. Yani hani o şey hali, birbirlerine de çok yakınlar aslında Erdoğan'la o bakımdan. O hal, kibir hali. Evet. Devam etmekte. Devam ediyor tabii. Dünkü şeyi de gerçekten muazzam bir kahramanlık gösterisi gibiydi. O insan seli arasında arabasına gitmesi. Tabii ki yani hepimiz insanız. İnsan bir mağduriyete uğradığını düşündüğü bir dönem. İşte başbakanın uçağından inip bir müddet evet. Tukaka edilip sonra da polis aracıyla vatana götürülmek insana işte tabii. Bir takım şeyleri düşündürüyor. Tabii. Etrafında o insanlar filan. Hani böyle tankın tepesinde darbe karşıtı bir havaya bile bürünüyor. Tam tersine darbecilikle suçlanırken. Şimdi elbette bundan şunu çıkartmayın. Bu baskına ben kendi adıma karşı çıkıyorum. Çıkarım. Yani deyin ki tahşiyeciler hakkında bilmem ne oldu. Tutuklamanız gerekmez. Bir kere her şey bir yana. Tutuklamaları gerekmez. Bir gazeteye gidip basmak gerekmez. O gazeteden o insanları öyle çıkartmak gerekmez. Ve zaten aslında ne konuşuyoruz biz? Hani bütün medyaya bunların yapılması gerekmez. Hani sadece zaman mı olmuş? İşte her şey ortada. Her şey ortada.
Ama özellikle cemaat medyasına ve zamana destek çıkmak bizim mahallede bir hayli insanları birbirine düşürme eğilimi ne ortaya çıkarttı. İşte bak cemaati savunuyor gibi şeyler olabilir. Hakan Aksay çok güzel bir yazı yazmış. Kendisinin nerede durduğunu da anlatarak izleyelim, devam edelim. Hiçbir zaman cemaate yakın durmayanlardan, hatta bir dönem Moskova'da bazı temsilcileriyle gerginlik yaşayanlardan biriyim. Son bir yılın içinde pek çok şeyin değiştiğini görmekle birlikte ciddi bir öz eleştirici süreci yaşamayı başaramayan ve genellikle kendi canı yandığından söz eden hizmet hareketine özel bir sempati ve güven duyduğumu söyleyemem. Ama bugün mesele cemaatin veya kendilerinin deyişiyle hizmetin tartışılması veya yargılanması değildir. İktidar basın özgürlüğünü giderek kısıtlıyor, muhaliflerini birer birer susturuyor, bazı gazete ve televizyonlara el koyarak, bazılarının parasını bastırarak, kimilerini korkutup sindirerek etkisizleştirmeye ve yandaşlaştırmaya çalışıyor. Bugün de sıra hizmet hareketinin medya kuruluşlarına geldi. Bu engel aşıldıktan sonra sırada başka hedeflerin olduğuna kuşku yok. O zaman dün başkalarının ve kendimizin özgürlüğünü nasıl savunduysak, bugün de zaman ve saman yolunun özgürlüğünü öyle savunmalıyız. Cemaat geçmişte nasıl bir tutum almış olursa olsun, hatta daha fazlasını söyleyeyim, yarın yeniden tutum değiştirmeleri ihtimali bulunsa bile bugün onların savunulması vazgeçilmez bir görevdir. Çünkü hukuksuzluk karşısında duruma ve kuruma, kişiye göre tutum belirlenmez. Adaleti savunan her koşulda ve herkesle ilgili olarak savunur. Zaman ve saman yoluna baskıları, geçmiş kinleri gerekçe göstererek seyretmek demokratlık olmaz. Geçmişte bazı gazeteciler bizim özgürlüğümüzü savunmadılarsa bu onların sorunudur. Bugün onların özgürlüğünü savunmak ise bizim sorunumuzdur. Seçim. Evet, yani o kadar düzgün, güzel formüle etmiş ki onlar bunu yapmışsa onların sorunudur. Ama böyle bir durum karşısında ne yapacağımız, nerede duracağımız, baskıya, faşizme, diktatörlüğe karşı çıkıp çıkmamaksa tamamen bizim sorunumuzdur, bizim meselemizdir. Dolayısıyla bu hakikaten, hakikaten dedim, bir izleyicinin notunu hatırladım. Lütfen hakikaten demeyin demişti. Özür dilerim. Dilime pelesenk olmuş. Niye böyle hakikaten? Hakikaten. Hani hakikaten de değil. Hakikaten. bu bizim sorunumuz. Şimdi daha çok konuşacağız elbette günlerce. Ama programın başında dediğim gibi yolsuzluğu asla unutturmamalı bugünden. 17 Aralık yıl dönümü geliyor bakın. Belki Yazgül'ün dediği gibi iki bakan hakkında ya da üç bakan hakkında Yüce Divan kararı çıkacak. Çünkü komisyonun raporu meclisteki oylanacak. Şimdi bak, bundan sonraki bütün gündem artık seçime yöneliktir. Yani tamam. Bütün yapılan her şey seçimle ilgili işler. Yani bir propaganda savaşı içindeyiz. Bu çok net. Seçimde gerçekten çok ciddi bir oy almaları gerekiyor. Çünkü oylarının düştüğüne ilişkin kamuoyu anketleri var ve bundan çok rahatsızlar. Sayın Cumhurbaşkanı kendini meydanlara attı, toplantılara attı. Her konuda konuşuyor dedi. Bak, şunu da hatırlatarak baştaki gibi. Dolar tırmanıyor. 2.32 evet. Oldu. İşsizlik tırmanıyor. Evet. %10.5, %10.7 oldu. Torpil listesi çok vicdan meselesi kanatır haline geldi. Evet. Bir yandan yolsuzluk, Etiyan Mahçupyan bile ilelebet bunlar kapatılmaz diyor. Hı-hı. Şimdi bir yanda bunlarla seçime gitmek var. Evet. Ve tabii kan kaybetmek var. Evet. Şimdi bunu önlemek için her zamanki gibi bir sosyal yardımlar arttırıldı. Hı-hı. Sosyal yardım alanlarının sayısı iyice yükselmiş ve miktar da yükselmiş. Her zaman bu konuyu gündeme getirdiğimde söylediğim gibi insanların sosyal yardım, ihtiyacı olanların sosyal yardım almasına elbette ki karşı değilim. Elbette ki alınması gerekiyor. Elbette ki bu insanların yakacaktı, hastası varsa, sakatı varsa, yaşlısı varsa yardım yapılmasına hiçbir itirazım yok. Bunun bir seçim yatırımına dönüştürülmesine olan itiraz. Yani bu devletin sosyal yardıma ihtiyacı olana yaptığı bir
destektir. Bir partinin, bir kişinin, en tepedeki liderin yaptığı bir yardım değildir. Yani bu ayrımı iyi koymak gerekiyor diye düşünüyorum seçmen nezdinde. Biz varsak size yardım var, biz yoksak yardım yok, böyle bir şey yok. Sosyal yardımlar devletin yaptığı yardımlardır. Ama bunun 23 milyon kişiyi etkilediğini düşünürsek bu oy potansiyelinin de ne demek olduğu iyice anlaşılıyor. Yani bu çok önemli. İkincisi, birkaç gün önce bir laf atıldı ortaya, değil mi? Seçim barajı düşürülsün diye Anayasa Mahkemesi'nin önüne bir dosya getirildi. Bu tabii iki partiyi ilgilendiren bir durum. Seçim barajının düşürülmesi. Ötekileri ne hiç ilgilendirmiyor neredeyse. Çünkü Güneydoğu oyları için zaten bu %10'a çıkarılmıştı bu seçim barajı. Bölgesel oyları çok yüksek olan ama Türkiye genelinde oyları o kadar yüksek olmadığı için Türkiye genelinde uygulanan %10 barajını aşamadıklarından %50-60 gibi oy aldıkları illerde hiç milletvekili çıkaramamak gibi bir durumla karşı karşıya kalan teker teker bir parti şimdi, var. %5 ya da olsa ülke barajı 40 küsur milletvekili çıkartacak. Çıkarıyorlar. %5 gibi pek çok ülkede uygulanan, tırnak içinde makul sayılabilecek bir oran uygulansa, hani bana kalsa demokratik bir şekilde milli vakiye sistemini bile tavsiye ederim. Yani en bir tek oyun bile ziyan olmaması için. Ama hadi diyelim ki bu ülkede bir takım sıkıntılar yaratıyor. İşte biz koalisyon hükümetlerinden çok çektik. Vallahi tek parti hükümetinden daha çok çekiyoruz bana kalırsa. Kesinlikle. Yani bir kesinlikle. Çünkü mutlak çoğunluğun getirdiği iktidar sarhoşluğundan hepimiz dayak yiye perişan olduk. Yani diktatörlük istikrarının önünde evet, öyle bir şey oldu. Onun için ne kadar çok oyun hakkı verilse ve o kadar çok değişik partilerden meclise milletvekili girse daha demokratik bir ortam olacağı kesin. Şimdi bu oylanacak mı? Bu Anayasa Mahkemesi'nden çıkacak mı? Gerçekleşecek mi? Niye ortaya atıldı? Bir pazarlığın Şimdi şöyle adım adım sorayım o zaman sana. Bir kere sence baraj düşer mi? Yani Anayasa Mahkemesi ne karar alırsa alsın. Ben burada seçimden sonra bakacağım diyecek iktidar. Yürüyecek, gidecek bana göre. Seçimden sonra baktığın zaman o seçim ne kadar hukuki olacak? Memlekette ne hukuki ki diyorsun? Yani hakikaten hukuk mu kalmış? Baraj düşer mi? Soru bir. Şimdi bu Haşim Kılıç bu açıklamayı yaptıysa ve biz bunu gündeme getirdik konuşacağız dediyse bu boşuna söylenmedi bu laf. Ortalığı bulandırmak için söylenmedi. Gerçekten raportör raporunu hazırladı. Önümüzde böyle bir şey var. Biz buna usulden bakarız dediği anda görüşülecek demektir. Ve %10 gibi bir baraj hiçbir şekilde insan haklarına uygun değildir. Ama de ki Anayasa Mahkemesi böyle bir karar aldı. Evet, o Yüksek Seçim Kurulu'nun uygular mı uygulamaz mı? Evet, işte tabii o, yani ona bu geliyor. Bu yasa koyucu olmadığı için Anayasa Mahkemesi meclisin buna uygun bir karar alması lazım. Onu da Yüksek Seçim Kurulu'na gönderip uygulatması lazım. Ama bunu yapmadığı takdirde o seçimler hukuki değildir ve iptali gerekir diye Anayasa Mahkemesi'ne gidilirse ne olacak? Seçim sonrası kaosu düşünebiliyor musun? Peki ben sana başka bir şey soracağım. Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce eğer Erdoğan anayasada tanımı yapılan Cumhurbaşkanı gibi değil de bir başkan gibi davranırsa bu memlekette kaos meydana gelir denmedi mi? Açıkladılar zaten 1 Ocak'tan itibaren bakanlar kuluna başkanlık edecekmiş. Daha ne diyoruz Azim biz? Yani hani kaosu takan mı var ya da işte anayasayı hukuku takan mı var Allah aşkına? Şimdi Demirtaş'ın kararımızı verdik seçimlere parti olarak giriyoruz demesine demek. Demirtaş'ın HDP'nin yani şimdi bakın Yazgül'ü de ben de ve birçok kişi de iktidarın AKP'nin kendileri açısından da tabii ki Türkiye açısından da en kritik seçim olan 2015 seçimleri için barajın düşürülmesini göze alamayacağını düşünüyoruz. Evet. Böyle gidecek. Şimdi eğer öyleyse
HDP'den işte dün bir açıklama geldi Demirtaş'tan. Selahattin Demirtaş Almanya'nın Frankfurt kentinde bir Kobani ile dayanışma gecesine katıldı. Orada konuştu, dedi ki kararımızı verdik. 2015 seçimine parti olarak giriyoruz. Yani parti olarak giriyoruz derken daha önce anlattı Yazgül Aldoğan, bireysel olarak girip, bağımsız milletvekili olarak girip işte 20-22 tane milletvekili toplayıp sonra grup oluşturuyorlar. Sonra meclise giriyorlardı. Eğer %5'e örneğin düşerse 45 milletvekili sokabilecek yani meclise, bu nedenle %20'de kalıyordu. Oyların dağılımı meselesi yüzünden. Uzun hikayenin özü bu. Şimdi ama parti olarak biz gireceğiz demek, %10 barajını göze alıyoruz demek. Şimdi %10 barajı Türkiye yani bu, genelinde baraj. Poker'de ciddi bir resttir bu. Rest. Peki şimdi bu kritik açıklama ne anlama geliyor? A, kendilerine öyle güveniyorlar ki kesinlikle %10 barajını aşarız diyorlar. Şimdi bunu biraz da şeyden ötürü güveniyor tabii. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Demirtaş aday oldu, hı hı, Cumhurbaşkanlığına. Ve gerek CHP adayının CHP'liler tarafından benimsenmemesinden ötürü, gerek o adaylık süreci içinde Demirtaş'ın yaptığı propagandanın bütün Türkiye'ye yönelik ve kucaklayıcı bir mesajlarla dolu olmasından ötürü çok sempati topladı ve CHP'ye oy vermektense CHP seçmeninin bir bölümü Demirtaş'a oy verdi. %10 küsur oy aldı. Evet. Ama %10.7 yani, mi? Galiba. Yani ben tek başıma bunu geçiyorsam parti olarak ve sıkı bir çalışmayla, bu Kobani sempatisiyle de herhalde. Şimdi bak, herhalde bir çalışma da yaptılar yani, bir kamuoyu çalışması. Herhalde. Sondaj yaptılar ki, çünkü bu çok ciddi bir karar. Yani biz parti olarak giriyoruz dediğin zaman şunu da söylüyorsun aynı zamanda. Bak ben parti olarak giriyorum ve eğer sen bu %10 barajınla ilgili en ufak bir şey yapmadan beni buraya sokuyorsan ve ben bir tane bile milletvekili çıkarmazsam hakikaten sokakları kan gölüne döndürürüm. Yani çünkü bu durup da bize... Bir dakika. 10 nokta en son şeyde onun altına inmiş. Bir dakika. Hafıza unutuyor. Onun için hani en son başvuruyorum. Yüksek Seçim Kurulu şeyiyle mi? Yüksek Seçim Kurulu'nun resmi açıklamasıyla. Erdoğan %51.6, Ekmelettin İhsanoğlu 38.5, Selahattin Demirtaş, evet, Selahattin Demirtaş 9.8. Tabii 10 küsur değildi. Doğru hatırladım şimdi. 9.8. İnsan unutuyor. Hani öyle bir hava yansıtılmıştı ya. Yani bak 11 falan dendi. Yok. Hmm. Yani öyle bir algı yaratılmıştı. Hmm. Bak yani barajı eğer Türkiye algısı. Partisi gibi davranırsa barajı geçecek, gördünüz mü gibi. Şimdi %10'un altında kalmış. Üstelik de senin dediğin gibi İhsanoğlu'nu beğenmeyen vesairenin oylarıyla %10'a dayanmış ama buna rağmen aşamamız bir parti neden muazzam bir riske girip de evet. 2015 seçimine parti olarak katılmayı öngörür? Çok büyük bir soru. Şimdi bakın, bu gelişi güzel bir soru değil. Neden? Yani bu çok Cuma stratejik günü, bir evet, Cuma analiz günü, gerektiriyor. Amber'in Zaman bir köşe yazısı yazdı. Dedi ki, adını vermek istemeyen bir HDP'nin üst düzey yetkilisinden ben şunu dinledim dedi. Öcalan ile, bakın HDP ya da KCK Kandil demiyorum. Öcalan ile Erdoğan arasındaki gizli mutabakata göre, şimdi bir daha da şöyle söyleyeyim, bir gizli mutabakat var, biz bilmiyoruz. Evet. Az çok seziyoruz. Hatta AKP'nin milletvekilleri falan bile bilmiyor. Bir de galiba kozmik mutabakat var. Onu da çok az insan biliyor. Erdoğan, Öcalan, bir de o Fidan. Mesajları getirip götüren. İşte İmralı heyeti ve Fidan, o kadar. Çünkü o mesajların bir şekilde gidip gelmesi lazım. Hı hı. Diyormuş ki bu üst düzey HDP'li. Öcalan'la Erdoğan şunda anlaştılar. Öcalan
2015 seçimlerinde HDP'yi tek başına bir parti olarak seçime katılmaya razı edecek. Böylece çok çok büyük bir olasılıkla HDP neredeyse kesine yakın bir olasılıkla meclise giremeyecek. Bütün oyları AKP'ye geçecek. Güneydoğu'daki bütün oylar dolayısıyla oradaki ikinci parti olan AKP'ye gidecek ve İstanbul'daki de keza oylarda çünkü birinci partiye gidiyor çoğunluk olarak bu barajın altında kalan partilerin oyları. Şimdi bu durumda Erdoğan ya da AKP ya da iktidar adını ne koyarsanız anayasayı değiştirebilecek sayısal çoğunluğa sandalyeye kavuşmuş oluyor. Ve diyor ki HDP'yi tek başına parti olarak seçime sokmanın bedeli, karşılığı, ödülü olarak biz de işte o zaman anayasayı değiştirdiğimiz zaman senin bütün istediklerine cevap verebilecek duruma geleceğiz. Anayasal vatandaşlıktan başlarız. İşte özerklik, yerel yönetimde özerklik meselesini koyarız. Kültürel özerklik der, ana dilde eğitime yol açabiliriz. Ve en önemlisi de sen serbest kalırsın. Yani bence en birincisi bu. Bunu yani Öcalan kendisi çıkmayacağı takdirde böyle bir şeyi... diğer maddeler için bunu cuma günü yazdı Amber'i. Cumartesi akşamı da yanılmıyorsam cumartesi akşamı Demirtaş hatta dün gece galiba yani bu yazıdan sonra seçime parti olarak katılıyoruz açıklaması yaptı. Buyurun söz sizin hanımefendi. 3 dakikamız kaldı zaten program bitmeye. Şimdi tabii hakikaten sözü bittiği yerler mi oluyor bazen? Bittiği yerler yani ben kesin böyledir demiyorum ama anlıyorum. Böyle bir plan olabilir diye konuşuluyor muhtemelen. Bence bir birinci soru ben AKP'ye nasıl güvenirim yani HDP'nin başındaki adam olarak? Hani bu bunca yıldır oyalandı bir şey olamadı yani. 5 ayım kaldı daha fazla size zaman tanımam dedi. Ama bak 2015 seçiminden sonra zaten yerel seçimleri 2014'te yaptık. Hı. 2015'i de Haziran'da yapacağız. 4 yıl seçim yok. Evet. Ne cumhurbaşkanı seçimi, ne yerel seçim, ne genel seçim yok. Sandık yok. Evet. Ha orada zaten güvenmeyebilirsin. Ama zaten bundan farklı bir şey durumda olmaz. Kürtler için düşün, HDP için düşün. Hı-hı. Ama aksi takdirde ödül büyük olabilir. Belki de bir kumarı oynamak gerekiyor. Çünkü mecliste olmanın eğer bir sonuç alınamayacaksa çok da anlamı olmayabilir diye düşünebilirler. Bilmiyorum yani... 9.8 Cumhurbaşkanlığı seçiminde 9.8 oy almış bir Selahattin Demirtaş'ın parti olarak seçime gireceğiz açıklaması hele Amber'in zamanın yazısından sonra bana çok manidar geldi. Tam da bu diyorsun. Tam da bu demiyorum. Neden olmasın diyorum. Ben şahsen biz parti olarak giriyoruz dediği zaman tabii bunun altında hayır tam tersine güvenmediklerini düşün. Hayır kendilerine güvenmek. Kendilerine yani, güvendiklerini. Barajı aşarıza düşün. Evet AKP'ye güvenmediklerini, kendilerine güvendiklerini, oy tabanlarına güvendiklerini ve bir türde tehdit görüyorum bunun altında yani bu barajla ilgili olarak. Ama tabii herkes birbirini tehdit ediyor. Ya nasıl bir ülke evet, burası? Gerçekten. Aslında yönetmesi de çok zor bir ülke tabii. Yani şöyle çok zor bir ülke yönetmesi. Yolsuzluk yapmazsan, demokrasi kuralları içinde kalırsan, herkesin haklarını ve özgürlüklerine saygı duyarsan hiç de o kadar zor değil yani. Bence tıkır tıkır yönetirsin. Erdoğan diyor ki böyle olacak, böyle oluyor. Ne bileyim. Ama yani çok bedel ödeniyor bunun için. İnsanlar ölüyor, hayatları kayıyor.
haksız, hukuksuz yaşıyorlar. İşte işi illaki hak hukuk dışarıda olmak değil ki, işe girecek çocuk giremiyor, onun yerine başkası giriyor. Yani bu haksızlık değil mi? Hayatı kayıyor, evlenemiyor. Yani bir bedelli askerlik bile haksızlık değil mi Ayşenur? Yani bir 18 bin lira varsa ölme. Kızacaklar bana ama. Çok teşekkürler sevgili Yazgül'ü. Efendim yarın çarşı davası var. Yarın çarşıdayız. Çarşılıyız. Evet. Kanatları takıp. Evet, hakikaten kanatları takıp. Yarın görüşmek üzere diyelim. Hem bu gelişmeleri nereye vardığını göreceğiz. Doların akıbetine bakacağız. Hem çarşıyı konuşacağız. Hoşçakalın.